Erdoğan, Cumhuriyet'in kutlama mesajında bile Cumhuriyet'in kurucu kadrosuna dokundurmadan edemedi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesini tek parti diktasından darbelere kadar birçok engeli aşarak sürdürdüğünü söyledi. Tarihe takla attırmak böyle bir şey olsa gerek. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek parti rejimi olarak kurulduğu sır değil. Ama Erdoğan'ın tek parti diktası diye suçladığı dönemde iki çok parti denemesi var. 6 yıl arayla denenen... İkisi de Cumhuriyet'e tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sonlandırılan iki girişim. 30'lar Avrupa'da faşizmin yükseldiği yıllardı ve bir dünya savaşıyla sonuçlandı. Erdoğan'ın tek parti diktası dediği dönem tam da bu dönem. Ülkenin bugünkü gibi maceracı olmayan lider kadrosu sayesinde savaştan, büyük yıkımdan uzak kalabildiği yıllar. Erdoğan demokrasi mücadelesinin tek parti diktasına rağmen sürdürüldüğünü söylüyor ya, işin aslı tek parti rejiminin demokrasinin yolunu açtığı ya da kimilerine göre açmak zorunda kaldığıdır. Tek parti devrinde bir demokrasi mücadelesi verilmişse bunu verenlerin ve en çok bedel ödeyenlerin bugün Erdoğan'ın düşman safında gördüğü sosyalistler, Nazımlar, Serteller, Beyce Boranlar, Aziz Nesinler, Mehmet Ali Aybarlar, Sabahattin Aliler olduğunu da kayda geçirmek gerekir. Bir de bugüne bakalım her türlü engele rağmen yarım yamalak süren demokrasiyi bir tek adam rejimine dönüştürmeye çalışan Erdoğan'ın bu eleştiriye hakkı var mı? Tek parti diktası dediği şey valileri parti memuruna dönüştürmek, seçilmişlerin yerine kayyım atamak, yargıyı tam kontrol altına almak, muhaliflerini hapse tıkmak, basını propaganda aracı olarak kullanmaksa şu anda tam da o diktayı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Üstelik 30'lardaki gibi faşizmle yönetilen bir Avrupa ya da savaşa yaklaşan bir dünya yokken, Cumhuriyet çocukluk çağında değil neredeyse 100 yaşındayken evet demokrasi mücadelesi bu tek parti diktasına rağmen sürüyor bu engeli de aşar aşacaktır da